Yıl 1977. Yer Osmaniye. Yönetmen Atıf Yılmaz, Kırgız yazar Cengiz Aymatov'un Kırmızı Eşarp adlı romanını sinemaya çekmek için çalışmalara başladı. Türkan Şoray, Selvi Boylum, Al Yazmalım adıyla çekilecek ve Türk sinema tarihine damgasını vuracak bu filmin başrol oyuncusu olarak oradaydı. Keşke sevgili Atıf Yılmaz da şu an burada olsaydı, bizimle birlikte olsaydı. Ama yani şu an bizimle birlikte olduğuna inanıyorum ben. Filmiyle zaten burada. Bu film bana film teklif edildiğinde, Yeşilçam Filmcilik'ten film yapma önerisi geldiğinde onların önerdikleri senaryoda pek anlaşamadık. Sonra bana sizden bir teklif var mı, sizin önereceğiniz bir proje var mı dediler. Ben de bu Serboylum Al Yazmalım, yani bu Kırmızı Eşarp hikayesini Cengiz Aytmatov'un okumuştum ve çok etkilenmiştim. Bir kenarda duruyordu, hemen onu önerdim ve çok beğenildi. Yani bu filmin çekilmesine karar verildi. Atıf Bey de çok sevdi. Ve yani senaryo çalışmalarına başlandı. Tabii hepimiz çok heyecanlıydık. Çok güzel bir hikayeydi. Ali Özgentürk Bey senaryoyu yazıyordu. Senaryo işte bitme durumuna geldi. Yalnız finali yazılmamıştı daha. Finalde kararsızlık vardı. Çünkü hikayenin finalinde bu alışılmış sinema filmlerinde, Yeşilçam filmlerinde hep iki sevgili buluşur. Jöndamcı. Bu farklı bir final, bir hikayede farklı bir durum vardı. Ve onun için daha tam karar verilmediği için Atıf Bey dedi ki gidelim biz çekimlere başlayalım. Orada hallederiz finali demişti ve biz çekimlere başladık. Yani biz çekimlere başladığımız zaman daha filmin finali belli değildi. Yani yazılıyordu senaryo. Ve Ali Özgentürk yazıyordu senaryo. Ve de aynı zamanda Ali Bey, Atıf Bey'in de yardımcısıydı. Yani yardımcı yönetmendi. Cengiz Aytmatov'un yazdığı bu öykü bir Çin masalından esinlenilmiş. Vaktiyle kral saray yanıyor, sarayda yangın çıkıyor ve kraliçe en değerli şeylerini, eşyalarını falan alarak kaçıyor fakat bebeğini almıyor, bebeğini unutuyor yangından canavliyle. Bebeği oradaki hizmetçi kadın alıyor. Alıyor, götürüyor, bir köye götürüyor, büyütüyor. Aradan seneler geçiyor, 7-8 sene geçiyor, 10 sene geçiyor. Kraliçe tekrar sarayına dönüyor falan ve çocuğunu aramaya başlıyor. Ve izini buluyor, bir köyde ulaşıyor kadına. Çocuğu istiyor. O hizmetçi kadına hayır vermem, o benim çocuğum diyor. Ve mahkeme kuruluyor. Hakim diyor ki, bir tarafta kraliçe, bir tarafta çocuğa bakan hizmetçi kadın. İkisi de anne olduğunu iddia ediyorlar.
hakim diyor ki, şimdi diyor bir ip vereceğim size diyor. Çocuğu ortaya alıyorlar. İkiniz de diyor çocuğu iple çekeceksiniz ellerinden. Hanginize gelirse çocuk onundur diyor. Yani çeker şey yaparsa. Ve başlıyorlar çekmeye. Bu hizmetçi kadın, yani çocuğa bakan kadın arada bir böyle tedirgin çekemiyor falan. Ve nihayet kraliçe çekiyor ve çocuk kraliçeye geliyor. Hakim diyor ki, hayır diyor, çocuk diyor, bu hizmetçi kadınındır diyor. Çünkü diyor, o diyor çekmeye kıyamadı. Yani çocuğa bir zarar gelir, bir şey olur diye. İşte annelik duygusu budur diyor. Bu çok şey, etkileyici bir masal. Yani benim bildiğim buradan da bu temadan, öyküden esinlenerek Aytmatov bu Kırmızı Eşarp'ı yazıyor. Boşuna bekleme nine. Seni götürecek halim yok. Nine değilim ben. Nesin peki? Vay ana, bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde. Kekliği ürkütmemeli. Anam bir duyarsa. Al yazmalı, bir dakika. Durursam bir daha kurtulamam. Biraz süt versene bacım. Sanki bebek de meme emmeyecek, deli oğlan. Çekim yeri olarak Toros Dağları'nın başlığı, böyle inanılmaz doğa, güzellik, böyle bir yerde. Zaten İstanbul dışında çekimler çok güzel oluyor. Daha bir ekip, böyle bir aile gibi beraber oluyor. Biz misafirhanede kalıyorduk, yani toplu halde hep beraber kahvaltı ediyorsunuz falan. Sonra her an yönetmen, oyuncu, bütün oyuncular bir arada oluyorsunuz. O ayrı bir güzellik tabii. Şeyde... bir de küçük çocuk, yani oyuncumuz vardı. O da, bir sır vereyim, kızdı aslında. Biz ona erkek rolünü oynattık. Ama çok başarılı oldu. Ondan sonra küçücüktü, çok küçüktü. O Kadir İnanır'a da aşık oldu böyle. Küçük, çok şekerdi. Ondan hatırladıklarım, herhalde yani yüzü, sempatikliği falan çok hoş geldi tabii herhalde Atık Bey'e. Amca, sen nereden geldin? Çok uzaklardan oğlum. Başına ne oldu? Seni dövdüler mi? Senin tabancan yok mu? Evde bırak. Misafirhanede kaldığımız için çekim yerine biz her sabah böyle... öyledir öyle yerlerde, sabahın saat 7'sinde kapılarınız çalınır, bütün kapılar çalınır. Ona herkes kalkar, ondan sonra işte arabalara binilir. Böyle bayağı kaç kilometre falan yol gidilir. Ya o şekilde bir çalışma oldu. Hadi atla, köye bırakırım seni. Anam beni sağ kurmaz, öldürür. Daha keçisin. Sevgili Atık Yılmaz, o kadar usta bir yönetmen ki... zaten o gitmeden ne yapacağını, kaç günde çekeceğini, nerede çekeceğini, nasıl çekeceğini... ben bilen, onun gibi başka bir yönetmen tanımıyorum. Yani o filmde zaman zaman mesela bir mizansen vardır. Ben çok hala seyrettiğim zaman nasıl çekti diye düşünürüm. Kadın evden çıkar, işte o inanılmaz bir mizansen kurar. Elinde kovayla geldi, sıcak su getirdi, kamyona getirdi. O sırada ona İlyas hadi arabaya atla dedi, çocuğu al dedi. O sırada şey, Ahmet Mekin dikiz aynasından onlara baktı. Kadın tekrar aynadan yürüdü. Hep yani onları böyle tek planda, yani inanılmaz usta bir yönetmen. Yani mümkün değil, günde verseniz ona zaten o kadar ne yapacağını bilen bir yönetmen ki. Hele tabii böyle şeyde, İstanbul dışında aynı mekanda olduğunuz zaman, sadece film konuşuluyor zaman, tamamen konsantre olunuyor. Yani sadece film konuşuluyor, o gün çekilen güzel şeyler heyecanla işte paylaşılıyor. Veya mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum, final sahnesindeki o bitmiş, perişan halini yansıtmak için Kadir Bey o gece sabaha kadar uyumamıştı.
yani ertesi gün yani biliyoruz hepimiz öğrendik ki uyumadan gelmiş. O yüzündeki o bitik, yorgun ifade olsun diye çok takdir edilecek bir şey. Yani hepimiz çok şey yaptık yani çok sevdiğimiz için hikayeye çok asıldık. Bir de zaten o kadar önemli bir yönetmenimiz vardı ki başımızda. Yani bu başarı çok normaldi. Bir kere oyuncu olarak o kadar hissettik ki biz çok güzel bir şey çektiğimizi. Yani onu hissediyorsunuz. Yani setteki Şahri Yiğit'en set işçisi bile hissediyor. Hepimiz o şeydeydik. Yani onu hissederek çalıştık. O sorumlulukla çalıştık. Sette sadece ve sadece o duygu yoğunluğundan başka hiçbir şey yaşanmıyordu. Başka hatırladığım benim yani Atıf Bey'in belki de en şey disiplin kurduğu ciddi setlerinden biriydi. Çünkü o da bunu çok sevmişti, çok severek çekmişti bu filmi. Yani şey gibiydik, yani sadece o yılbaşı eğlencesi ve yani işte kahvaltıların şeyin dışında başka hiçbir şey düşünülme ve konuşulmuyordu. Sadece film konuşuluyordu. Rollerimizin ne kadar zor olduğunu, ne kadar ağır bir rol yüklendiğimizin bilincindeydik. Yani o ciddiyetle ve şeyle çalıştık. Benim bir gün sete geldim, baktım Atıf Bey yok. Ali Bey var, Ali Özgen Türk Bey var. Ne oldu dedim. Atıf Bey böyle, Ali Bey daha film çekmemişti. Zannediyorum ona yani sete alıştırmak, yeni bir yönetmenle o çıkmasına, Türk sinemasına yardımcı olmak adına ben bugün yan hastayım, sen çek demiş. Bu da çok güzel bir şey tabii. Mesela çok yılbaşına rastlamıştı. Bütün ekip yılbaşı kutlaması yapmıştık. Çok neşeli şarkılar söyledik falan. Vallahi tabii çok güzeldi. Yani çünkü şey gibi oluyorsunuz, bir aile gibi. Yani o kadar hele sette kutlanan yılbaşları, böyle doğum günleri o kadar güzel olur ki. Benim unutamadığım doğum günlerinden biriydi. Mutlaka Atıf Bey'le dans etmişizdir. Yani çünkü o kadar genç, o kadar genç, o kadar hayata bağlı bir insandı ki çok neşeli bir, yani setin neşesiydi. Eminim ki şimdi şu an hatırlamıyorum ama mutlaka en güzel dansları yapmışızdır Atıf Bey'le. Mutlaka beni dansa kaldırmıştır. Yani çünkü çok dans ettiğimiz için Atıf Bey'le kaç defa böyle. Bir de en hızlı dansları falan da yapar. Asya. 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 Asya! Yani bir aşk destanı bence. Doğa da yardım etti. Hikaye inanılmaz güzel. Her şey bir arada çok güzel buluştu. Yani çünkü sinema zaten kolektif bir sanat dalı biliyorsunuz. Eser, yönetmen, oyuncular, müzik, hepsi birbirini tamamladı. Yani Cahit Berkay'ın müziği çok şey kattı filme. Bugün hala herkesin yani çok tanıdığı bir müzik. Yani herkesi hala etkileyen. O çok şey kattı. Ve benim hatırladığım işte o günler böyle hep böyle final tartışmaları başladı artık çünkü finale geliniyor. Ben tabii şimdi biraz kızıyorum kendime yani neden öyle yapmışım diye. Yani şimdi zaman da tabii insanın dünyaya bakışı, düşünceleri her şey o kadar değişiyor ki. Şimdi kendimi eleştiriyorum tabii. Ben ısrar ediyordum. Yani hayır, işte yani şeye Kadir İnanır'ın oynadığı İlyas'la
Asya, mutlu son olsun. Yani seyirciyi yadırgar diye ben ısrar ediyordum. Ve böyle bir, yani böyle şey günler geçti galiba, biraz tartışmalı günler geçti. Atıf Bey de her zamanki o sempatik, sakin, uzlaşmacı, onun öyle bir hali vardır. Yani böyle zaten onun olduğu ortamlarda hiçbir zaman gerginlik olmaz. Böyle o şey haliyle böyle dolanıyor falan, ama o kafasına koyduğunu mutlaka yapacaktır, onu da biliyorum. Herhalde öyleydi. Hatta öyle o noktalara geldi ki, hatırladığım kadarıyla sevgili Ali Özgen Türk, senaryo yazan, bu şey, yani şimdi oynayan finale çok inandığı için, yani senaryoyu yazdığı için şey yaptı, yani bu şekilde olmazsa ben bırakıyorum senaryoyu dedi. Hatta bavulunu falan hazırladığını duyduk. O derece kararlı ve tavırlıydı. İyi ki de o tavrı koymuş. Tabii öyle olunca, yani tabii bana da ulaştı bu durumlar. Ve işte Atıf Bey ve Ali Özgen Türk Bey'in istediği gibi oldu final. İyi ki de öyle olmuş. İyi ki de öyle olmuş. Yani böyle finalde böyle bir olay yaşandı. Babama gideceğim. Durdur kamyonu. Babama gideceğim. Şey bak, oğlum. Babama gideceğim. Samet! Ağlama Samet. Ağlama yavrum. Geriye götüreceğim seni. Ne olur ağlama. Sana söylemeden edemem. Ben senin... Samet! Anneciğim! Cemşit o şeyi hak ediyor. Yani finaldeki o çocuğun ve kadının ona dönmesini. Çünkü gerçekten onlara bağlandı. Onları çok sevdi. Onlara baktı. Onlara emek verdi. Ama mesela şey, karşı taraf çok istemesine rağmen yoktu. Yani gerçek babası olmasına rağmen. Ama o da gerçek babası, ona da hak veriyor seyirci. Yani çok çelişkili, karmaşık bir durum tabii. Ama seyirci hem şeyle birleşsin istedi, yani o erkek kahramanla birleşsin istedi. Hem öbür, yani çok zor bir durum. Çok zor bir durum. Güzelliği de orada herhalde. Ama mesela Asya bu tarafa gitti ama gönlü ve kalbi bir tarafta kaldı. Ben şu bağlantıyı kurdum ki bana çok enteresan geldi ve çok etkilendim. Filmde bilmem, yani çok izleyenler bilirler, finalinde aynı sanki o ipteki çocuk gibi şey ortadadır, çocuk ve kadın. Bir tarafta hani kraliçe yerine şey İlyas, bir tarafta da o hizmetçi kadın şey, emek veren yerine Cemşit vardır. Ve aynen bakın o ip olayı gibi, yani ve bu tarafı tercih eder kadın, emek veren tarafı tercih eder ve o tarafa gider. Yani herhalde zannediyorum Ali Özgen Türk Bey bunu düşünerek böyle bir bağlantı kurduysa inanılmaz, tabii çok başarılı, kutlanacak bir çalışma yapmış. Böyle bir final, yani bu çok etkileyici bir final ki herkesi çok etkiledi. Şey çok önemli tabii, o diyaloglar ve onlar hep sonradan yazılan, yani şeyde, kitapta olmayan, işte sevgi neydi, sevgi emekti, kadının o iç sesi, işte
hatırladığım kadarıyla yumuşacık, sıcacık, insan eliydi, dost eliydi falan. Bunlar çok çok etkileyici diyaloglar gerçekten. Ve de yine yanlış söylemiyorsam, ki doğru söylüyorum zannediyorum, bu tür böyle iç sesi, yani iç kafa sesi, duygu sesi bu şekilde ilk defa bu filmde denendi diyebiliyorum. Yani o da şeyden herhalde, o bu fotoroman tekniğinden, hani fotoromanda da böyle hissettikleri diyalog olarak yazılır ya. Yani bu böyle. Babacığım. Asya'm, al yazmalım. Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti. Elimden tutuversen benimle gelir mi? Seninim işte, alıp götürsene beni. Bu filmle Taşkent Film Festivali'ne katıldık. Ve inanılmaz bir ilgi gördü. Sonra film Kırgızistan'da da gösterildi ve film gösterisinde sinemada Cengiz Aytmatov da geldi, birlikte izledik. İnanılmaz beğendi, nasıl mutlu oldu. Yani çok sevdi filmi, çok sevdi. Tabii biz hepimiz çok memnun olduk. Ondan sonra evinde bize davetler verdi. Bu resimler de vardır. Ondan sonra orada biz ilk defa, ben de kımız içtim. Hepimize kımız ikram edildi. Ondan sonra Tian Shan Dağları'nda otağı kurdular. Biz böyle otağda işte böyle yerlerde oturuluyor falan, böyle. Böyle ziyafetler falan oldu. Çok mutlu oldu. Böyle inanılmaz güzel günler geçirdik Aytmatov'la Kırgızistan'da. Dedi ki yani benim kahranım, anlarımı inanılmaz güzel canlandırmışsınız. Zannediyorum bu şeyde, Sovyetler'de de çekilmiş bu film. Ama bizim filmimizi çok daha sevdiğini ifade etti. De bu bizim için de çok büyük bir mutluluk oldu. Öyle büyük bir yazarla bir arada olmak, onun beğenisini almak çok mutlu etmişti bizi ekip olarak. Buraya bakın keçiler, sevgilime hoş geldin. Hoş bulduk sakallı keçi. Hey gökyüzü, tenimi yakan sıcak güneş. Bereketli tarlalar, yüreğim kadar coşkun dere, selam size. Ben bu kitabı okuduğumda, yani 77'de canlı yayınlarından sonra baktım. Kırmızı Eşarp diye galiba basılmış. Sonra Serboylum Al Yazmalım adıyla çıkmış. Yani ismi değişmiş, yani esas kitabın orijinal adı. Bu da yani filmin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor demek ki. Bazı üniversitelerde böyle işte söyleşiler falan oluyor, gençler oluyor. Beni gördükleri zaman hepsi böyle yani çok etkilemişti, etkiliyor, sevmişler demek ki. Ve ben bundan müthiş tabii gurur ve mutluluk duyuyorum. Serboylum Al Yazmalım diyorlar, başka bir şey söylemiyorlar. O gençleri de etkileyen oradaki o filmin şeyi, mesajı, yani sevgi emektir. Emek verince güzelleşir. Bu çok etkilemiş gençleri. Çok güzel bir şey tabii. Güzel kadın. El kadar bebeğiyle bir başına nereye gidiyor? Nereye gideceğiz biz şimdi? Kime sığınacağız? Başında bir dert var bunun. Soğuktan ağlıyorlar. Ver hele onu bana. Soğuktan ağlıyor, üzülme.
İki çocuğum vardı benim de. Yani bir aşk destanı. Bu bir kere insanları birinci etkileyen çok sağlam bir öykü. Çok önemli bir yönetmen. Başarılı oyuncular. Yani hepsi birbirini bütünlemiş. Ve de anlattığı şey, insanlara geçen duygu çok önemli. O insanların o birbirine kavuşamayan insanların iç dünyasını çok şiirsel anlatmış. Yani o hikayeden gelen şiirsellik, mekandan gelen şiirsellik, yönetmenden gelen şiirsellik, yani insanların doğrudan doğruya duygularına hitap eden. Zaten sinema nedir? İnsanı anlatır, insan duygularını anlatır. Bunda çok başarılı olmuş. Bir de çok sağlam bir şey, yani çok doğru bir şey veriyor, mesaj veriyor insanlara. Sevginin ne olduğunu anlatıyor. Yani sevginin emek vererek, sevgiye emek verildikçe sevginin büyüdüğünü, kökleştiğini, sevgiye emek vermek gerektiğini anlatıyor. Ki bu herkesi çok etkiliyor. Her nesli çok etkiliyor. Gençleri çok etkiliyor. Yani filmden çıktığınız zaman o kalıyor aklınızda. Yani sevginin önemi kalıyor. Mutluluk bu muydu? Mutluluk neydi ben bilmezdim. O vardı bir zamanlar. Onu sevmiştim. Sevgi o muydu? Sevgi neydi? Coşkun akan dere, sonbahar rüzgarıyla ürperen yapraklar, cama vurup dağılan yağmur damlaları, bir yürek çarpıntısı. Sonunda coşkun dere durulur. Yapraklar kurur, dökülür. Yağmur diner, güneş çıkardı. Sevgi neydi? Sevgi sahip çıkan dost sıcak insan eli. İnsan emeğiydi. Sevgi iyilikti. Sevgi emekti. Ben böyle bir filmde oynamış olmaktan, Asya rolünü canlandırmış olmaktan müthiş bir gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Bu kadar seyirci, izleyiciye ulaşmış olması beni inanılmaz mutlu ediyor. Onun için bu sinema kolektif bir olaydır. Yani bu tek başınıza hiçbir zaman bir başarı mümkün değildir. Bu başarıda bu güzel filmde en başta en büyük katkısı olan sevgili Atıf Yılmaz'a, bu güzel senaryoyu yazan Ali Özgen Türkiye, görüntü yönetmeni Çetin Tuncay'a, o inanılmaz içli sesiyle o benim rolüme can veren karakterime, Nevin Akkaya'ya, müzikleri yapan Cahit Berkay'a, set işçisine, yani hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel filmi meydana getirdik hep beraber. Dur şu ceketini çıkaralım. Bu arkadaş şoför Asya, kamyonunu çarpmış. Dinlenirse bir şey kalmaz. Biraz da tentridiyotla pamuk getir Asya. Yani bu yıllar önce çekilmiş bir film ama bugün hala aynı zevkle izlenebiliyorsa, bu şuna bağlıyorum ben bunu. Bundan 20 sene sonra da, 50 sene sonra da insan duyguları değişmeyecek. Bu film doğrudan doğruya insana anlatan, insan duygularını anlatan bir film olduğu için hiçbir zaman eskimeyecek bir filmdir bu. Onun için klasiklerin içinde yer aldığını düşünüyorum. Yani mutlaka kariyerimde yani bana çok şey kattığı mutlaka bir gerçek bu. Bir kere her şeyden önce bugün hala ben bu film gençlerle iletişimimde o kadar büyük etkisi var ki, yani o işte o söyleşilerde falan
üniversitede gençlerle beraber olduğumuz zaman bu film bizim aramızda bir bağ oluyor. Yani Serbol'ü mal yazmalım diyoruz, onu konuşuyoruz. Oradaki Asya gibi görüyorlar beni. Bu daha bundan büyük bir kazanç düşünemiyorum. Şu tepe karlı tepe yaylalar, o yaylalar, yaylalar, yaylalar. Çıktım su serpe serpe yaylalar, o yaylalar, yaylalar, yaylalar. Dediler yar uyumuş yaylalar, o yaylalar, yaylalar, yaylalar. Şey anlatır bunu, Kadir İnanır'ın oynadığı karakter İlyas, bir gazeteciyi anlatır, sonunu şöyle anlatır, işte son gün onları ben, işte araba, beni evlerine aldılar, evin yanında araba kaza geçiriyor ve onları gördüm, evle, işte bir başkasıylaydı, Cemşit'le, o gece orada kaldım, herkes uyudu ve ben ertesi gün onlara elveda dedim ve ayrıldım diye bitiyor. Ama bizim senaryomuzda o çok, bakın ne kadar farklı, güzel bir yere geldi. Yani bu şeyler yaşandı, işte o finaldeki o ne tarafa gidecek yaşatıldı seyirciye. Ve ondan sonra elveda Serbol'üm, elveda al yazmalım. İnanılmaz şiir gibi, ne diyor, bitmemiş türküm benim. Yani ben ezberledim, çok çok etkileyici, çok güzeldi. Durursam bir daha kurtulamam. Ziyanı yok, gülüşü yeter bize. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam yardıma gelir misin? Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreğin elindeymiş gibi. Elinden tutuversem benimle gelir mi? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim. Selvi Boylum, Al Yazmalım, 15. Antalya Film Şenliği'nde en iyi ikinci film seçildi. Aynı festivalde Atıf Yılmaz en iyi yönetmen, Çetin Tunca en iyi görüntü yönetmeni ödülünü aldılar. Türkan Şoray, Selvi Boylum, Al Yazmalım filmindeki rolüyle Taşkent Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 230'un üzerinde filmde başrol oynayan Şoray, açtığı ekolle Türk sinemasının en başarılı kadın oyuncularından biri oldu. Şu anda Cemile adlı dizide başrol oynuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini kendisinin yapacağı bir film projesi üzerinde çalışıyor. İstanbul'da yaşıyor. Décollage.